bacanın girişine geldim. Ekip arkadan geliyor. Sabit hattı görüyoruz. Buradan yükselmeye başlayacağız. Güzel, eğlenceli bir dağ. Burada da herhalde Allah kolaylık versin yazıyor, ne yazıyorsa. Kesra 4375 rakımda sabit hattın olduğu yerdeyim. Video çekmek için önden çıktım. Arkadaşlar arkadan geliyorlar. Birazdan ikinci baca tırmanışına başlayacağız. Halde bana da verebilirsin. Ona yok, ona bırak. O ipi bırakacaksın. Halde ver. Zorlu çıkıştan sonra küçük bir mola verdik. Bozmaya başladı. Kesra zirveden sonra herem zirveler tehlikeye girebilir. Bu kadar kayalığın arasında ilginç bir çarşak. Zirveye çok yaklaştık. Bunun farkındayım. Ve muhtemelen de Kesra zirveye ulaşan ilk Türkiye'den gelen dağcı ben olacağım. İlk Türk dağcı demiyorum. Çünkü Azerbaycan'da yaşayan Türkler, İran'da yaşayan Türkler buraya yüzlerce kez çıkmışlar. Alabildiğine bir uçurum. Hızla bulutlar yükseliyor, yağış geliyor. Havalan zirve karşımızda. Sabalan Dağı bir volkan olduğunu buradan daha güzel ispatlıyor. Konik bir şekilde, üçgen bir şekilde zirvesi görünüyor. İki gün önce onun zirvesindeydik. İnsanın ruhunu coşturan manzaralar. Kesra zirve burası. Evet, Kesra zirveye çok az kaldı. Hemen önümüzde Arap alfabesiyle Fars dilinde bir şeyler yazılmış. Şu an grup arkadaşlarım da arkadan geliyor. 4566 rakımlı Kesra zirveye Türkiye'den ilk çıkışı gerçekleştirmek üzereyiz. Hemen solumuzda volkanik görünen Sabalan Dağı. İki gün önce oradaydık. Orada zirve yaptık. Zorlu bir aklimatizasyon geçirdik. Bu nedenle Kesra'ya çıkışımız kendi adıma kolay oldu. Birkaç arkadaşımız haricinde sorun yaşayan olmadı. Diğerleri hiç zorlanmadan buraya kadar geldiler. Her şey çok güzel gidiyor şimdiye kadar. Umarım bundan sonra da dönüşte bir sorun olmaz. Gel abi.
zirveye adımımızı üçümüz aynı anda basacağız. Gel. Benle mi? Gelin. Evet. Tebrikler. Zirveniz hayırlı olsun. Devrim. Tebrikler devrim. Çek fotoğrafımızı. Abo, aşağılar ne güzelmiş. Bu tırmanışı dünyanın en değerli varlığı olan canım oğlum Kaan'ıma armağan ediyorum. Ve ülkemin gelecekteki aydınlık nesillerine, Atatürkçü nesillerine, demokratik, laik nesillerine armağan ediyorum. İran'da, adaletli bir Türkiye. Adaletli bir Türkiye için tırmandık. İran'daki bu tırmanışımızı tüm kardeş insanlara, tüm içi sevgi dolu insanlara da armağan ediyoruz. Bizi sevenleri biz de seviyoruz. Ne mutlu bize. Türkiye'den ilk çıkışı Kesra Dağı'na gerçekleştirdik. Arkamdaki volkanik dağ Savalan 2 gün önce oradaydık. 4596 rakımdayız. 4565 değilmiş. Kesra zirve 4596. Evet, Savalan, Harem 1, Harem 2 ve Harem 3. Birazdan haremlere tırmanış için hareket edeceğiz. Kesra zirvedeyiz. Nereye doğru 5 kişi olarak yola çıktık. Diğer arkadaşlarımız Kesra'dan sonra dönüşe geçtiler. Biz haremleri de bitirip böyle döneceğiz. 4 kişi. Bir de rehberimiz 5 kişi. Haremlerle Kesra arasındaki boyuna inmek üzereyiz. Burada çadır yerleri de var. Tam yük gelenler kamplayabilir. Görünen Harem 2, arkası Harem 1 ve en arkada tepesi dumanlı olan Savalan. Kesra'dan haremlere devam. Harem 3 karşımızda. Sağdaki sivri tepe. Kesra zirve göründü buradan. Biraz yükseldikten sonra zirve görünür hale geldi. Harem 3 karşımızda. Kesra zirveden indik. Harem 3'e doğru yürüyoruz. Bugün çıktığımız galiba 10. falan çarşak. Bütün enerjimizi alıyor. Başka açıdan Savalan, sonra Harem 1 ve Harem 2. Harem 3'e varmama 5 dakika var. Ekip arkadaşlarım geliyor. Kesra karşıda ve ben şu an Harem 3 zirvesine ulaşmak üzereyim. 3 tane harem, Savalan ve Kesra. Bu dağlardan sadece Harem 3'te defter var. Şimdi burada zirve defterini yazacağız. Defter kutusu burada. Bu zirveyi de oğlumun yaşayacağı aydınlık ve demokratik bir Türkiye için yapmış olayım. Oğluma armağan ediyorum, eşime armağan ediyorum. Evet, diğer arkadaşlar da bekliyoruz. Türkiye'den ilk çıkış olacağı için onları da bekliyoruz. Birlikte çıkacağız zirveye. Geçin hadi. Evet, Harem 3 zirve önümüzde. Çıkmak üzereyiz. Hı? Haydi in arkadaşlar. Hep beraber geç abi. 1-2-3 deyince hepimiz kutuyu tutacağız. Tamam. Geç hadi. Geç. Geç sen de. 1-2-3. Harem zirvedeyiz. Türkiye'den ilk çıkış. Evet, Türkiye'den gelen ilk grup. Muhteşemsiniz arkadaşlar. Zirveniz kutlu olsun. Saate bir bak, saat. Zirveniz kutlu olsun. Zirveniz kutlu olsun. Tebrikler. Kutlu olsun. Tebrikler. Memo kutlu olsun. Eyvallah Memo. Ekber hocam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkürler. Saate bakalım. Kaan'ım yarından sonra görüşeceğiz canım oğlum. 10.35, 10.30 daha doğrusu, 11.30, 12.
Bir saat sürmüş. Tebrikler hocam. Tebrikler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocam ayağına yüreğine sağ olun. Sağ olun arkadaşlar. Ya şuna İran'da 3 defa hocam. Arkadaşlar. Şimdi tamam. Eyvallah. Onlar da gidecek ne yazdığını. Onları yukarı kaldırsan alırsın kaldırabilirsin. Atayım mı onları? At. Tamam. Dur bir de. Otur istersen. Buraya mı? Ha. Elini koy şu kutunun üzerine. Bayağı oldu zirve. Dur hocam. Ters çevirelim. Ters çevirelim. Bana açılsa da. Açılsa. Arka tarafa çok fazla gitmeyelim. Arka taraf. Kesra, Harem 1, 2, 3 ve Savalan. Bu 4-5 dağın sadece Harem 3'te defter var. O defteri yazıyorum şu anda. 15 Temmuz 2017. Yazdım. Vallahi gör bak bak. Biliyorum zaten ne olduğunu oranı. O yüzden diyorum. Olmaz böyle bir şey o ya. O tarafa fazla gitme. Şu muhteşem bir şey hocam. Gel bir tane. Evet. Bu sahneyi çekmeyip ne çekelim? Bu. Evet. Yürüyüşte. Aynı zamanda ben Kuşadası Akut adına buradayım. Akut Gönüllüler adına buradayım. Aynı zamanda Akut Dağcılık ve Dağ Sporları Kulübü adına buradayım. Ve aynı zamanda Selçuk İzmir Selçuk Zirve Dağcılık Şubesi adına da buradayım. Onun için demokrasi var, hayatlar ve Atatürk sevgisi olan her yerde gönlümüz herkes açıktır. Bravo. Bravo. Bitti hocam. Bastım. Teşekkür ederim. Harem 3'te kar yağıyor. Hocam, Savalan mı, Savalan mı? Bak istersen. İkisi de var. Yani? Yerel halk Savalan diyor, yazıda Savalan. Harem zirvede kar yağıyor. 15 Temmuz 2017. Kar da yağıyor hocam. Yani bundan daha güzel ne olabilir? Hocam Temmuz'un ortasında doluyu gördük ya. Evet. Geri iyice beyaza döndü. 15 Temmuz 2017. İran'da Harem'de kar yağıyor. Güzel bir tırmanış oldu. Harem zirvesinde yattıktan sonra dönüşteyiz. Bulutlar yükseliyor ve hala kar yağıyor. Usuldan karartıştırmaya devam ediyor. Yarım saat sonra Kesra zirvede olacağız ve oradan da hızlı bir şekilde önde giden gruba yetişeceğiz. Kar iyice sıkıştı. Kar güzel yağıyor değil mi? İndiğimiz yeri tekrar çıkıyoruz. Birinci bacadan iniyoruz. Aşağıdaki karlı bölgeden sonra ikinci baca başlayacak. Kampiyonumuz bulutların içinde görünüyor. Birinci baca son iniş. Evet Emine, ne düşünüyorsun bu hususta? Karı gördük, doluyu yedik, sisin içindeyiz. Bir an önce güvenle inmeyi düşünüyorum. Güzel. Bacadan zor bela iniyoruz ama eğlenceli. Emine, ne yapan? Evet, deli bir fırtına, deli bir kar yağışı. Şimdi doluya çevirdi, benim çadır göçmüş. Bu çadırla geldiğime pişman oldum. Arkadaşlar geliyor. Önce kar, sonra dolu, sonra yağmur.
Arkasından tekrar kar, ortalık bembeyaz. Kesra kampında çok güzel bir gün batımı. Bulutlar aşağıda. Hepiniz yapın öyle. Ahmet abi gel böyle gel böyle. Evet, İran dağlarında son akşam oluyor. Her taraf bembeyaz. Kar yağdı çünkü. Ve güzel bir gün batımı daha. Bulutlar aşağıda, güneş yukarıda. Kesra kampından ayrılış vakti. Sabah 6 suları. 16 Temmuz. Ve yola koyuyoruz. Evet. Elveda Kesra diyoruz şimdilik. Bakalım bir daha gelir miyiz? Karşımızdaki göl Kutlu Göl. Bulutlar yine bizden aşağıda. Dünya kar büyük oranda erimiş. Ama yer yer yine tabii karın üstünden geçiyoruz. 16 Temmuz 2017. İran'da, Güney Azerbaycan'da Savalan, Kesra ve Harem zirve tırmanışlarımız sona erdi. Şu an sabah 6.30. Dönüyoruz. Dünkü yağan dolu kar, yağmurdan sonra bir hayli ıslanmıştık ama tulumlarımızın içinde kurutabildik. Ayaklarımız ıslak, birazcık botlarımız kurumadı çünkü. Onun dışında her şey yolunda, bir sorun yaşamadık. Ufak tefek kusmalar, baş dönmeleri, baş ağrıları dışında fazla bir sorun yaşamadık. Her şey çok güzel geçti. Şu an dönüş yolundayız. Şimdi Şabil'e doğru, Kapıcılara doğru ilerliyoruz. Kemiklerimizi ısıtacağız. Evet, günün ilk ışığını görüyoruz. Dönüş yolundayız. Evet, jiplerimizi yükledik. Kesra'dan ayrılıyoruz. Birazdan yolculuğumuz başlayacak. Ve Şabil'de Kaplıcalara gidip oradan Bakü'ye doğru hareket edeceğiz. Thank you.
buralara bile kar yağmış. Yol kenarları karlı hala. Yoğurt mu yedin? Evet. Ya demek istedim ilk bu indi aldım. Ben de mi öyle? Hesabında da hiç hesaplasam. Bir kere bu da bu zahmet. Evet. Lezzetli yoğurt. Sarı. Bir daha fener sındırandı çaytın zahmetin oğlum. Şahseven yaylalarından geçiyoruz. Bunlar da Türk yaylaları. Göçebe Türkler. Şahseven deniyor. Burayı yayan yineriz yani. İnşallah hocam. Siz normalde öyle yapıyorsunuz yani. Ey maşallah hocam. Ona göre gel yani. İnşallah hocam. Ne de yapalım. Şabil'e geldik. Kaplıcalardayız. Ciplerden eşyalarımız iniyor. Birazdan kaplıcalarda banyomuzu yapacağız bir saat kadar. Bakü'ye doğru hareket edeceğiz.